Dün akşam itibariyle ilimizi ilgilendiren, bölgemizi ilgilendiren, ilçemizi ilgilendiren önemli bir müjdeyi daha sizinle, Sayın Valimizle birlikte paylaşmak istiyoruz. Bölgemizin ticaretine, ekonomisine ciddi kaynak sağlayacak, katkı sağlayacak olan serbest bölgenin onaylanmasıyla ilgili bir süreç vardı. Sayın Bakanımızın, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer Bey'in girişimleriyle ve Mehmet Muş Bakanımızın da onaylarıyla ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmasıyla birlikte, resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte bölgemiz, ilimiz ve ilçemiz serbest bölgeye kavuşmuş oldu. Serbest bölge ne demek? Yani evet, bir şeye kavuştuk. Arkadaşlar, gümrük mevzuatından ciddi anlamda muaf ve aynı zamanda ciddi teşviklerin sağlandığı bir bölge. Bu bölge yöremizin, bölgemizin hem ticaretinin, hem ekonomisinin, hem de yatırımının gelişmesine ciddi katkı sağlayacak. Böyle bir güzelliğin bölgemize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı yürekten arz ediyoruz. Gene süreçte katkıları olan ve destekleri olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e yürekten teşekkür ediyorum. Gene aynı şekilde alanı olan, konusu olan ve bugün bize bu mutluluğu yaşatan Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a ve her sürecin içerisinde olan Sayın Valimize yürekten teşekkür ediyorum. Bölgemize, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Ordumuz peş peşe sevindirici haberler yaşıyor. Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Ordu Serbest Bölgesi kuruldu ve resmi gazetede yayımlandı. Tabii bu birkaç haftalık süreçte şehrimize gelen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer Hocamız bu konuda büyük bir emek verdi. Yine bu konuda şehrimize katkıda bulunan Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş Bakanımızın büyük bir özverisi var. Son bir hafta özellikle büyük bir yoğunluk vardı serbest bölgenin kurulması için. Çünkü çok faydalı. Hem ordumuz için, hem ülkemiz için, ihracatın gelişmesi için, yatırım ve üretimi teşvik için çok çok önemli bir konuydu. Burada şu an içinde bulunduğumuz hemen limanın yan tarafındaki 150 dönüm arazi serbest bölge ilan edildi. Burada hem yerli hem yabancı yatırımcı gelecek. Burada iş olacak, aş olacak, ihracat olacak. Zaten bildiğiniz gibi üyemizin OSB'si de büyük bir hızla devam ediyor. Orada da şu an 42 fabrikanın 5'i başlamış durumda. Yine Milli Eğitim Bakanımızın şehrimize gelmesiyle birlikte yıllardır yapılmayan bir kültür merkezimiz vardı Ünye'de. Onun da ihalesini yaptık, inşaatımız başladı. Yine ben serbest bölgeyle ilgili açıklamada bulunuyoruz ama size özellikle de eğitimle ilgili birkaç cümle belirtmek istiyorum. Yine Sayın Bakanımızın şehrimize gelmesiyle son bir ayda müthiş bir eğitim yatırımı aldık. Son 3 yılda biliyorsunuz 66 okulumuzun deprem riski vardı. Tamamını yıkmıştık. Burada da devletimiz ve vatandaşımızın işbirliğiyle 61 okul, 735 derslik, 7 öğrenci pansiyonu, 4 spor salonu, 3 atölye binası, yani 63 yatırım vardı. Değerli Milli Eğitim Bakanımızın şehrimize gelmesiyle bu son bir ay içerisinde 46 yatırım alınmış oldu. Neler bunlar? 23 okul binası, 376 derslik, 8 öğretmen evi, 4 öğrenci pansiyonu, 5 spor salonu, 4 kapalı spor salonu, 1 atölye binası, 1 uygulama oteli, 1 halk eğitim merkezi, 1 yemekhane. Biliyorsunuz 772 kırsal mahallemiz var. Köy okullarımız kapalıydı. Onların bakımlarının yapılıp köy yaşam merkezleri bugün itibariyle 542 köy yaşam merkezine ulaşıldı. Geçen gün muhtarlarımıza toplantı yapmıştık. Yani toplamda 109 yatırım olmuş oldu ilimiz genelinde. Toplamı söylüyordum az önce anlattıklarıma ek olarak. Ya yani toplamda 84 okul binası, 1111 derslik, 11 öğrenci pansiyonu, 8 öğretmen evi, 1 uygulama oteli, 9 kapalı spor salonu, 4 atölye binası, 1 halk eğitim merkezi, 1 yemekhane.
büyük okul onarımlarını, yine okullarımızın ihtiyaçlarını bunlara dahil etmiyorum. Şunu ifade edeyim. Kim bu memlekete, ordumuzun her köşesine, ülkemizin her köşesine bir hizmet yaparsa, bir çift çakarsa Allah razı olsun. Bu vesileyle güzel bir bahar gününde ordumuzun güzel üyesinde sizlerle beraber bereketli bir yağmur altında bunları paylaşmak istedim. Tekrar serbest bölgenin ve yapılan tüm yatırımların şehrimize, üyemize, 19 ilçemize, ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Ve bu yatırımların şehrimize gelmesinde, kısa sürede sonuçlandırılmasında büyük önem ve destek veren ordu ziyaretlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, yine Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ve Sayın Ticaret Bakanımıza, gençlerimiz adına, öğrencilerimiz adına, yöremiz adına, yatırımcılarımız adına, sizler adına, ülkem adına, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, Allah razı olsun.